Peki efendim, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu 8 Ekim'de yapılacak olan Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulu öncesinde HT Spor'dan değerli arkadaşımız Uğur Yapıcı'nın konuğu olduğu Basketbol Gelişim Merkezi'nde HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mutlu günler değerli izleyenler. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeyiz ve yanımda çok kıymetli bir isim var. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu ile beraberiz. Sayın Başkan, merak edilen bütün konuları HT Spor'da yanıtlayacak. Başkanım merhabalar, nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Biz deyiz. Bence bugün çok kıymetli bir yerdeyiz. Abdi İpekçi döneminde. Başta sizin olmak üzere çok fazla yaşanmıştık, çok fazla hikaye barındıran bir yerdi. Şimdi de Türk basketbolunun birçok ihtiyacını karşılayan modern bir tesise dönüştü. Dilerseniz buradan başlangıcı yapalım. Tabii. Basketbol Gelişim Merkezi'nin misyonunu ve Türk basketboluna katkılarını nasıl açıklarsınız? İnan bu tesiste olan heyecanımız hala en üst seviyede. Çünkü bu işin başından kurduğumuz bir hayali gerçekleştirdiğimiz için ve başardığımız için gerçekten çok mutluyuz. O yüzden onun hala o heyecanı üzerimizde. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi evet, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda çok güzel anlar yaşandı, çok büyük başarılar elde edildi. Hem milli takım anlamında hem kulüplerimiz anlamında. Ama Abdi İpekçi Salonu belli bir noktadan sonra artık isteklerimizi karşılamaya başladı ve gerçek anlamda özellikle fiziksel anlamda da bazı zorluklar yaşıyordu. Bizim bu tesisi kurmamızın en büyük nedenlerinden federasyon olarak kendimize ait bir merkezin olmadığını fark ettik ve bu yola soyunduk. Geçen günde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla da çok güzel bir açılış yaptık. Şimdi tabii insanların aklında hep yani bir salon olarak gözüküyor. Hani büyük bir salon. Ulusal ve uluslararası etkinlikleri ev sahipliği yapabilecek nitelikte en yeni teknolojilere göre yaptık bu 10 bin kişilik salonumuzu. Ve bu iki önemli kulübümüz de hem Galatasaray hem de Anadolu Efes'te bu iki maç takımımız da bu salonda oynayacaklar. Ama bizim merkez demekimizin en büyük nedenlerden bir tanesi onun yanında da altyapılarımızın şu an zaten biz hali hazırda İstanbul'da yılda 8 bin ile 10 bin hazırlık, altyapı maçları yapıyoruz. Bunların bir kısmının buraya, o 3 tane salona alacağımız için onlar da başladığı zaman, daha sonra şu an bulunduğumuz A blok, A milli takımlarımızın ya da milli takımlarımız olarak nitelendirelim. 7-24 antrenman yapabileceği, yıl içerisinde zaman zaman oyuncularımızı bir araya getireceğimiz, diğer büyük salonda büyük maçların oynanacağı, milli takımların, kulüplerimizin maçları ve altyapı maçlarını da saydığınız zaman neredeyse bütün salonun, 5 salonunda 7-24 her gün maç oynanacak. Tabii bir merkez yaparken de buralara da neler olması gerektiğini, ya bir spor merkezinin. İşte sizin de bildiğiniz gibi geçen gün çok güzel bir törene imza attık. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Bakanlığımızda biliyorsunuz çok güzel bir imza attık. Evet. Önümüzdeki yıldan itibaren basketbol lisesi de burada faaliyete geçecek. Şu an ekip arkadaşlarımız bu tesis içerisinde geçmişle geleceği daha iyi birleştirmek, daha iyi anlatmamız açısından müze ve kütüphane çalışmaları yapıyor. Tabii buraya gelecek binlerce velilerin, taraftarlarımızın da maçlardan önce, maçlardan sonra vakit geçireceği güzel yeme içme alanları da planladık. Tabii bu 10 bin kişilik salonda maçların yanı sıra biraz önce dediğim gibi tesis o kadar yeni teknolojiye hakim ki hem etkinlikler olsun, konserlerimiz olsun, bu tip etkinlikleri, organizasyonları yapabilecek de bir seviyede. Hepsine baktığınız zaman ve bunların hepsi de açıldıktan sonra insanların gerçek anlamda neden merkez dediğimizi, bir basketbol gelişim merkezi dediğimizi daha net anlayacaklardı. Çünkü her tarafa hizmet ettiğimizin, milli takımlarımız olsun, kulüplerimiz olsun, altyapılarımız şeklinde her kısma hitap ettiği için insanlarımız daha da net ve burada da
Bu diğer işte yeme içme alanlarımız olsun, otelimiz faaliyete geçtikten sonra insanların da gerek İstanbulluların özellikle gün içerisinde merkez olarak ya da bir eğlence merkezi olarak gelip burada vakit geçireceği bir seviyeye getirdiğimizi düşünüyoruz. O yüzden hani bunlar da tamamen de bitince insanlar daha da net anlayacaktır neden bir merkez dediğimizi. Sayın Başkan, çok detaylı açıkladınız. Zeytinburnu bence bir basketbol üssü ve ciddi bir işlevsellik barındırıyor burası da. Ayrı bir parantez açmak istediğim bir yer var. Türkiye'deki ilk basketbol lisesi burada olacak. Gençlerin sporla ve eğitimin bir arada olacağı bir platform. Bence çok kıymetli. Gençlere basketbolun aşılanması için çok değerli. Bununla ilgili özel bir yorumunuzu alabilir miyim? Biz yönetimsel olarak da gerçekten hani hem sportif hem eğitim anlamında da hani çok önem veren bir ekibiz. Zaten lise bizim bu tesisin yaparken de ondan önce de hep hayallerimizden bir tanesiydi. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanımıza Yusuf Tekin'e, Sayın Yusuf Tekin'e de buradan teşekkür etmek isterim. Hem ona hem Milli Eğitim Bakanlığındaki bütün bu süreci bizim eğitim kurulundaki arkadaşlarla yürüttükleri için teşekkür etmek istiyorum. Biz zaten liseyin bu protokolü yapmadan önce de eğitim anlamında gerek bizim TBF Akademimiz olsun, gerekse Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığımız bir master programımız da vardı. Bu sene de onların mezunlarını da verdik. O anlamda da çok mutlu hissediyoruz kendimizi. Yani hem diğer Bahçeşehir olsun, diğer eğitim kurulları da yaptığımız işbirlikleri, ortaklıklar da bizim eğitim anlamında da ne kadar bu işi önemsediğimizi ve daha sonra da dediğim gibi liseyi de bu tesise kazandırdığımız için yani 8 derslik 200 öğrenciye yakın genç kardeşimizin de bu tesiste hem sportif olarak hem de eğitim anlamında onların uluslararası şartlarda yetiştireceğimiz için topluma hani faydalı bireyler olmasını istiyoruz. Oradan tabii ki de sporcu kardeşlerimiz olacaktır ama Milli Eğitim'de çalıştığımız müfredatlarda buradan yöneticilik anlamında da basketbola inanıyorum ki ileride çok büyük katkı sağlayacak genç kardeşlerimize buradan istediğimiz üniversitelerden de birlikte hem daim sporun içerisinde yetişmiş bir jenerasyon gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bu da bizim en büyük heyecanlarımızdan bir tanesi diyebilirim ya. Yani. Umarım hepsi gerçekleşir. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda 8 Ekim olağan genel kurulu var. Sayılı günler kaldı. Açıkçası dönem faaliyetleri özetinizi inceledim. Çok fazla madde var. Birçok detayı açıklamışsınız. İsteyenler de sitenizi de muhtemelen bulabilecektir. Doğrudur. Basketbolun geleceği için bu özet raporunuzun nasıl bir katkısı olacak? Neler söylersiniz? Ya, biz her yıl kendimizi geliştiren, kulüplerle her zaman iyi ilişkiler içinde olan bir yönetim olduk. O yüzden şu süreçlerde de biliyorsunuz kulüpleri ziyaret etme süreçlerimiz de var. Hem tesis açılışı hem de kulüplerimiz. 8 yıldır her anlamda kulüplerimizin ekonomik anlamda daha iyi, daha çok, daha güçlü destekleyecek bir süreçle zaten güzel bir noktaya getirdik. Her zaman iki boyutlu bakmaya çalışıyorum. Öncelikle kulüplerimizin istekleri. Şu andaki hem kulüplerimizin ekonomik anlamda bu yaşanan süreçlerde onlara destek olmamız ve onların sürdürülebilir hem üst yapı olsun hem de altyapılardaki sürdürülebilirliğini devam etmeleri açısından. Tabii biz de ister istemez federasyon olarak bize düşen süreçte basketbol olarak baktığımız zaman milli takım anlamında da inanıyorum ki bu seneden itibaren gerek altyapılarda yapacağımız değişikliklerle gerekse A milli takım seviyesinde de İnşallah istediğimiz çıkışları yapıp o özlenen başarıları da elde etmek istiyoruz. Basketbol saniyelerin çok önemli olduğu bir oyun. Siz de aldığınız kararlarla büyük önemler taşıyan bir makamdasınız. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olarak. Teşekkür 2016'dan ederim. Beri de görevdesiniz başkanım. Keşkeleriniz var mı bu geçen iki dönemde? Ya inanır mısın ben sporcuyken de hiçbir zaman keşkeleriyle hareket eden bir insan olmadı. Bunu samimiyetle söylüyorum. Yani hani
Ben her zaman kendime bir hedef koyan bir insan oldum ve bunun içinde gerçekten hep bütün özveriyle çalışan bir insan oldum. Yani bu süreçte de gerek kurduğum ekip anlamında olsun, gerekse kurduğumuz, gösterdiğimiz vizyonu, hayali yerine getirmek için de gece gündüz çalıştık. Bundan sonra da aynı doğrultuda olacağı için hani hiçbir zaman inan... Çünkü ben hayata hiçbir zaman keşke diye bakan bir insan olmadım. Çünkü bu süreç bizim tecrübe edeceğimiz bir süreçmiş derim ben her zaman sporculukta da. Çünkü sporculuk hayatımda da hep iyi yanlarım oldu, kötü zamanlarım oldu. Ama hiçbir zaman o düşüncede olmadım. Bu süreçte de hep öyleydi. Yani şu an hedeflerimizden hemen hemen hepsine ulaştığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra da daha da iyi olacağı için hiç geçmişe dönelik ya da keşke diye yani o düşüncede hiçbir zaman olan bir insan olmadım. Peki 8 Avrupa şampiyonası, 2 dünya şampiyonası görmüş bir Hidayet Türkoğlu vardı oyuncuyken. Oyuncu Hidayet Türkoğlu'nun bakış açısıyla şu anda başkan Hidayet Türkoğlu'nun bakış açısı arasında farklar var mıdır? Aslında yoktur ya baktığınız zaman. Ben her zaman takım oyununa inanan, takım oyununda her zaman sorumluluk almayı seven ve bunu da her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışan bir insan oldum. Bu süreçte de hani gene bir sorumluluk alıyorum ve kuracağımız ekiple de önümüzdeki 4 yılda bunu iyi yapacağımızı inanıyoruz. Çünkü hedeflerimizi koyduğumuzda hani ulaştığımız için insanlar da zaten kulüplerimiz de bunu fark ediyorlar. Özellikle şu an bulunduğumuz salon, şu an bulunduğumuz tesis anlamında kulüplerimiz bizim bazı noktalarda sözümüze inandıklarını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı olacağını düşünüyorum. Ekibinize ayrı bir parantez açmak lazım. Yeni dönemle beraber ekibinizde kimler olacak başkanım? Açıklayabilir misiniz? Tabii. Ya isim olarak açıklamayayım şimdi yanlış anlama da. Ama ben her yönetimimi gerçekten güçlü yaptığıma inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de hani yapacağımdan da kimsenin şüphesi olmasın. Hani senin de o gün konuştuğumuz gibi hani Harun Erdener gibi bir tecrübeli bir isim. Evet. De yeni süreçte ekibimizde olacak. Onun da tecrübelerinden hem bizlerin hem de basketbol camiamızın da yararlanacağından hiç şüphemiz yoktur. Ama diğer arkadaşları dediğim gibi işte Hüseyin yeni basketbol anlamında bizim ekibimizde olacak bir arkadaşımız. Ama dediğim gibi güzel bir ekip kuruyorum. Hem eğitim anlamında hem iş insanları anlamında güzel bir denge yapmaya çalışıyorum ve gerçekten hep konuştuğumuzda basketbola hepimizin en büyük katkıyı sağlayacağı bir yönetim kurmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte de öyle olacaktır. Sadece basketbol değil, futbol, voleybol, diğer branşlar. Şöyle bir slogan artık vardır. Slogan demek istiyorum özellikle. Sporu, spor branşlarını oyunun içinden gelenler yönetsin. Siz tabii ki de parkeden, oyunun içinden geliyorsunuz. Olağan genel kurulda Sayın Efe Aydan da yine oyunun içinden geliyor. Bu düşünceye katılıyor musunuz? Sporun içinden gelenler mi yönetmeli branşları? Ne dersiniz başkanım? Tabii sporu bilen birisinin olması, içinden gelmesi çok anlamlı. Bir kere tabii ki o anlamdaki bilgi birikimi her zaman ona bir artı kazandıracaktır. Ama ben her zaman olaylara kendimi farklı da konumlandırmak istiyorum. Çünkü sonuçta bu tarafa geçtiğiniz zaman sporculukla yöneticilik her zaman çok farklı noktada. O yüzden tabii ki de sporun içinden gelmesi, o heyecanı, o tansiyonu yaşayan birisinin olması çok değerli ama hani yeni süreçlerde de yöneticilik anlamında da kendisini geliştiren insanların da bilgi birikimi anlamında ya da bu eğitimi almaları onların o süreçleri daha düzgün, daha profesyonelce yönetmelerine de hani katkı sağlayacaktır. Yani o yüzden bir noktaya özellikle yeni bırakmış arkadaşlarımızın bu anlamda eğer yöneticilik anlamında kariyerlerini o noktaya yöneltirlerse sanırım buna başlamadan önce böyle bir eğitimden geçmeleri, o süreçleri daha sağlıklı yönetmelerine katkı sağlayacaktır. Çünkü bu süreçler hani bıraktıktan sonra masanın öbür tarafına geçtiğiniz zaman evet aynı duygularda oluyorsunuz ama
yöneticilik bu sefer daha geniş topluma hitap ettiğiniz için oralardaki bilgi birikiminiz, tecrübeniz oranı yansıtmanız açısından çok daha değerli olacaktır. Son olarak 8 Ekim'deki olağan genel kurul öncesinde buradan bir mesajınız olacak mı basketbol severlere ve değerli üyelere? Tabii bütün kulüplerimizle yani her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduk. Onların yaptıklarıyla her zaman gurur duyan bir federasyon olduk. Bundan sonra da her zaman onların yanında olacağımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Türk basketbolunu özellikle son zamanlarda kulüplerimiz basketbolun Avrupa'daki yayılması açısından çok büyük başarılar elde ettiler. Buradan da Türk basketboluna verdikleri katkıdan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah 8 Ekim'de yaptığımız, yapacaklarımızla birlikte basketbol ailemiz en doğru kararı verecektir şimdiden. Orada olacak, oraya gelecek tüm kulüplerimize, delegelerimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkan, teşekkür ederim samimi yanıtlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, HT Spor'da merak edilenlere yanıt verdi. Mutlu günler.